Niye ben bu kadar çok boş konuşuyorum? Gastro Şef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere gastronomi okuyanlara veya mutfakta çalışanlara önerebileceğim kitapların ikincisini çekeceğim. Daha önce eski videolarımdan bir tanesinde gastronomi okuyanlara veya aşçılara yönelik kitap önerilerinde bulunmuştum. Kütüphaneme eklediğim yeni kitaplardan size birkaç tane göstereceğim. İlk olarak Nevin Halıcı'nın, şöyle yakınlaştırayım ben, Türk Mutfağı kitabını göstereyim. Hatta burada okuyacaksınızdır. Türk Mutfağı'nın temel eğitim ve uygulama kitabı olarak. Yani Nevin Hoca, kendisini görürseniz ya da Facebook'ta sayfası var, takip edin. Tatlı bir hanımefendi. İnanılmaz çok seviyorum ben kendisini. Gazi Üniversitesi'nde doktorasını yapmış, Selçuk Üniversitesi'nde master'ını yapmış ve birçok Türk mutfağına dair çalışması ve yemek kitabı olan bir hanımefendi kendisi. Ve bu kitabında da amacı Türk mutfağını sistemli bir şekilde anlatabilmek, öğretebilmek amacını güderek yaptığı bir kitap. Hemen içeriğinden bahsedeyim. Standart dize edilmiş aslında. Beklenen şey de bu. Bizim ne yazık ki Türk mutfağının eksiklerinden biri bu. Biz reçetelerimizi standartize etmekte güçlük çekiyoruz. Annemizin, babamızın ya da işte dedelerimizden kalan, eskilerden kalan tariflerin göz kararı, bir tutam ve benzeri gibi kesin olmayan şekilde yazılı kaynakta bulunmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşıyoruz Türk mutfağıyla alakalı. Benim düşüncem bu. Girişi var. Girişte Türk mutfağının genel özelliklerinden bahsediyor. İftar sofraları, sahur sofraları, yani özel gün yemeklerinden de bahsedilen bir bölümü var. Tarihsel olarak Türk mutfağının Orta Asya'dan günümüze gelen Türk mutfağının kısa bir tanıtımını, kısa bir tarihini anlatıyor. Ve de daha sonra çorbalar, yumurtalar, yumurta yemekleri, etler, sakatatlar, köfteler, kümes hayvanları, av hayvanları, kuru baklagiller, tatlılar, meyve tatlıları, hoşaflar, kompostolar, bunları hepsini bulabileceğiniz bir kitap. Öneririm, Oğlak Yayın Evi'nden var. Bulabilirsiniz. Ben hatta altına bunların linkini de koyayım. Bakmak isteyenler bakabilir. Bu kitabı almanızı kesinlikle öneririm. İkinci olarak bir kitap değil, birkaç kitap, hatta bir yayın evi önereceğim size. Chia Yayınları. Chia'yı belki İstanbul'da oturanlarınız Kadıköy'deki Chia Restoran olarak duymuştur. Musa Dağdeviren'in sahip olduğu, işlettiği iki tane restoran. Kadıköy'de Balık Çarşısı'nın biraz ilerisinde iki tane restoranı var. Kebap, lahmacun, Anadolu yemekleri, Türk yemekleri yapan güzel iki tane restoranı var. Aynı zamanda Musa Bey, Türk mutfağına ve Anadolu mutfağına çok fazla önem veren bir insan ve bunların yazılı bir şekilde getirilmesi için Chia Yayınları'nı kurmuş. Chia Yayınları'nda şöyle her sene 4 tane çıkan Yemek ve Kültür isimli bir dergi var. Yemek ve Kültür dergisinde sadece yemek tarifleri yok. Gastronomi ile ilgili gastronomik bilgiler içeren yayınlar da var. Sadece bilgiler de yok aslına bakarsanız. Gastronomi ve edebiyat, gastronomi ve sinema, ilginç konular hakkında da bilgiler var. Mesela bu sayısında Orhan Veli'nin Hoşgör Köftecisi isimli romanından orada yaşadığı bölgedeki anlattığı bir hikayeden bahsetmiş. Bu hikayeyi buraya almışlar. Ömer Hayyam'ın Dörtlüklerinden bir sayfa var burada. Bu yayında standart olan benim bildiğim Musa Dağdeviren'in Unutulmuş 7 Halk Lezzetleri isimli bir bölüm de var. Burada Musa Dağdeviren Anadolu'yu gezen, oradaki unutulmaya yüz tutmuş tarifleri ortaya çıkarıp onları kayıt altına alan bir insan aynı zamanda. Ve burada da dergisinde 7 tane reçeteyi size veriyor oluyor. Ama reçeteleri okuduğunuzda göreceksiniz ki Hatay'daki bilmem ne köyünün çeşmesinden akan su. Yani biraz aslında slow food'a girmiş oluyor. Slow food'la alakalı da ileride bir videoda çekerim sizlerle. Konuyu çok fazla dağıtmayayım. 3 ayda bir alabilirsiniz bunu. Ve aylık 25 lira. Yani 3 aylık 25 lira. Sigara içiyorsanız ne kadar artık oldu? Bir iki paket sigaranızdan feragat edip alabileceğiniz bir dergi. Eski yayınları da var aslında. Eski sayılarını da alabilirsiniz. Eski sayılarını da Chia Yayınları diye Google'da ararsanız karşınıza çıkacaktır. Bir sonraki tanıtacağım kitap ise Chia Yayınları'ndan Yeni Yemek Kitabı isimli Özge Samancı'nın kitabı. Şu anda Özge Üniversitesi Gastronomi bölümünde bölüm başkanı olarak çalışıyor. Bu kitapta ise Osmanlı'nın modernleşme döneminde ortaya çıkan yemekleri anlatan bir kitap. 1880 yılında yazılmış bir kitap. Yazarın kim olduğu bilinmiyor.
Ama o dönemde modernleşmeye başlayan Anadolu değil, aslına baktığınızda daha çok konaklarda yapılan zenginlerin yemeklerinin anlatıldığı bir kitap. İçeriğine baktığımızda ise karşımıza hem bizim şu an Türk mutfağında kullanılan hem de o dönemde Türk mutfağında kullanılan ürünleri görüyorsunuz. Aynı zamanda da modernleşme ile karşımıza çıkan ürünler de var. Mesela kebap köftesi var, kuş kebabı var, yanında roast beef var. Yani kızartılmış et, roast beef. Modernleşme çalışmaları var. Yurt dışından gelen sefirler, işte elçiler ya da devlet büyükleri için sarayda yapılan yemekler var ve bu yemekler aslına baktığınızda modern Fransız mutfağına, o dönemin modern Fransız mutfağına yakın şeyler de karşımıza çıkıyor. Bu kitapta da işte dönemin konaklarında zengin insanların yaşadığı yerlerde yapılan yemek tariflerini görüyorsun. Artun Bey de çok fazla gastronomi ile alakalı yazılar yazan bir yazar. Çalışmaları var gastronomi ile alakalı ve bu kitabın da Silivrim Kaymak. Silivri'nin yoğurdu meşhurdur. Ve bu kitapta yoğurt hakkında bir kitap. Silivrim Kaymak, Türkiye'nin Yoğurtları isimli bir kitap. Pınar sponsor olmuş. Türkiye'de bulunan yoğurtlar, ilk başta aslında yoğurdun nasıl bulunduğu, nerede olduğu, aslında nerelerden gelebileceği ile alakalı şeyler de var. Tarihte gelen işte Arapların bulmuş olabileceği ile ilgili rivayetler var. İşte Anadolu'daki bazı uygarlıkların bulmuş olabileceği gibi rivayetler var. Bunlardan bahsediyor. Yoğurda benzeyen diğer ürünlerden bahsediyor. Sümerlerin tabletlerinde çıkan şeylerden bahsediyor. Ve de gezip ülkeyi, köyleri gezip yoğurt tiplerinden bahsediyor. Yoğurtların nasıl yapıldığından, hangi hayvanın sütünden, hangi hayvanın sütlerinin karışımından yapıldığı, nasıl uygulamalardan bulunduğu, uygulamaların olduğunu anlatıyor. Artvin'de şu çok ilginçti. Hemen şurada göstereyim. Şurada biriken çiğden elde edilerek bir mayalama gerçekleştiriliyor. Bana okuduğumda gayet ilginç gelmişti. Meşe palamutundan yapılan yoğurtlar var. Bunlardan bahsediyor. Türkiye'de yani birçok ilginç şeyler var aslında. Bunları bizim çıkartıp kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Süt Uyuyunca isimli bir kitabı var. Onda da Türk peynirlerini, Türkiye'de üretilen peynirleri anlattığı bir kitap. O şu an benim yanımda yok. Ama onu da bulabilirsiniz. O da Pınar'ın desteklediği bir kitap. Gayet güzel. İkisini de almanızı öneririm. Evet, Dilistan Şipman'ın Ekmek Bir Tutkudur isimli kitabını size tanıştıracağım. Ben bunu çok uzun zaman önce almıştım. Üniversitede okurken almıştım. Ve ekmeğe karşı açıkçası çok fazla bir tutkum yoktu. Neler var, neler olabilir diye baktığım bir kitap aslında. O zamanlar çok da ekmekle alakam yoktu. Şimdi bir ekşi mayam var. Eskiden de bir ekşi mayam vardı. Ölmüştü ama bir ekşi maya günlüğü tutmayı planlıyorum açıkçası. Buradan da söyleyeyim. Hatta bana deyin ki ekşi maya videoları ne oldu diye. Şu anda ekşi mayamı da besliyorum. Neyse, ben çok fazla gene dağıtmayayım konuyu. Ekmek, basit ekmeklerden başlayıp özel gün ekmeklerine kadar giden, ekşi maya tipleri, mayalama türleri, işte pul iş yapımı, biga yapımı, bunları anlatan Ramazan pidesi, Alman, şöyle göstereyim, beni görmektense bunu görün daha iyi, Alman kitabı, Brötchen var, focaccia var, pizza var, brioche, Fransız ekmeği, bol tereyağlı, hop şurada, bunun nasıl yapacağınızı anlatan çok güzel bir kitap. Grissiniler var, düz ekmekler var. Kurabiyeyi koymuş. Aslında çok güzel bir kitap. Boyut Yayınlarından. Ben bunu çok eskiden aldım. Var mıdır bilmiyorum. Umarım vardır. Buradan ekmekle alakalı böyle basit şeyleri görebilirsiniz. Basit, hatta çok detaylı şeyleri de görebilirsiniz. Böyle güzel bir kitap. Dost Yayınlarının Gastronomi isimli bir kitabı var. Şöyle küçük cep boyunda. Yeni aldım. Çok daha fazla okuyamadım. Doğruyu söylemek gerekirse. Gastronomiyi tanıtmış. Gastronomiyi beslenmeden ayıran özelliklerden bahsetmiş ilk okuduğum bölümlerde. Ve daha sonra malzemelerden bahsetmiş. İşte balıktır, ettir vesairedir. Ama bunları daha çok gastronomik gözden incelemiş. Hemen bir bölüm açalım, okuyalım. Balıklar. Balıklar tarih öncesi çağlardan beri avlanmaktadırlar. Hepsi, daha doğrusu korkunç nörotoksin tamamen uzaklaştırılmadığı takdirde, Japon fugu hariç neredeyse hepsi yenir. Fugu çok aranılan bir yemektir. Fugu Japonya'da özellikle bulunan bir zehirli
balık türü. Bu balık türünün filetosunu çıkartmak için uzun süreler eğitim görmeniz gerekiyor. Eğer bir yanlış kesik atarsanız yiyen kişiyi zehirleme riskiniz var. O yüzden çok uzun yıllar çalışmayı gerektiren bir tür balık. Bu balıklardan bahsetmiş. Yani gastronomik hikayeleri olan balıklardan, gastronomik hikayeleri olan kümes hayvanlarından bahsetmiş. Etlerden bahsetmiş. Kalitesinden bahsetmiş. Şarap, şeker, baharatlar, böyle kısa küçük bir gastronomi kitabı. Gastronomi okumuyorsanız, eğer sınava hazırlanıyorsanız ilginizi çekecek güzel bir kitap olabilir. Büyük ihtimalle gastronomiye giriş derslerinde de verilebilecek bir kaynak olarak kullanılabilir bu kitapta. Ah, bitti. Şu an bendeki burada size gösterebileceklerim bitti. Benim bu kitap öneri videosunun ilk versiyonunu izleyenler varsa bilecektir. Practical Professional Cookery isimli bir kitap size tanıtmıştım. Ona benzer bir kitap daha var. Practical Professional Cookery daha çok resimsiz teknik bilgileri veren bir kitap serisi. Kitap serisi değil. Bu kitabın bir benzeri olan Professional Cooking isimli Wayne Gisler'in bir kitabı var. Türkçe değil ne yazık ki. Aslında yakın zamana kadar Türkçe değildi bu kitap. Professional Cooking isimli Wayne Gisler'in kitabını profesyonel aşçılık olarak çevrilmiş halinde bulabilirsiniz. Ben baktığımda internette vallahi 130 lira ile 180 lira arasında değişiyor. Kimi sitelerde 180 lira, kimi sitelerde 130 lira. Arada 150-170 liralıklar da var. Profesyonel aşçılık. Sıfırdan başlayarak kesim tekniklerinden tutun. Hatta kesim tekniklerini geçin. Öncesinde işte hijyen, sanitasyon ve benzeri bilgilerin de olduğu bir kitap. Bende İngilizce versiyonu var. İngilizce versiyonunda böyle. Türkçesini de büyük ihtimalle birebir çeviri yapmışlardır diye tahmin ediyorum. A'dan Z'ye aşçılıkla alakalı her şeyi bulabileceğiniz bir kitap. Kitabı ben henüz incelemedim ama internette gördüm. Bir hocamız sağ olsun bize söyledi, böyle böyle bir kitabı var, böyle böyle bir çeviri kitabı var. Ben de duyunca, çünkü birçok arkadaş oraya şey yazıyordu, bunun Türkçesi var mı, bunun Türkçesi var mı diye. Ben biraz Türkçesini de söylemesem daha iyi olurdu çünkü İngilizce'de öğrenmeniz gereken bir şey. Ama yine de söylüyorum, Profesyonel Aşçılık isimli bir kitap var. Wayne Gisler'in, internetten bulabilirsiniz bu kitabı da. Ben yine upuzun konuştum, bir şeyler anlattım, durdum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir öncelikle. Videolar çekmeye devam edeceğim. Önümüzdeki haftalarda dediğim gibi Ekmek Günlüğüm, Ekşi Maya Günlüğüm isimli bir seri yapmayı planlıyorum. Çok da bilgili olduğum bir konu değil. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Ben de böyle deneme yanılma yönüyle ilerleyeceğim bir seri olacak. Bir hata yaparsam sizle beraber yapacağım o hatayı. Bileniniz varsa şurada şunu fazla koymuşum, bunu az yoğurdum vesaire bir şeyler olunca bana söylersiniz. Beraber sizinle birlikte bunu yapmayı istiyorum. Evet, demin de dediğim gibi tekrardan umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala şuralardan burada bir yerde abone olabilirsiniz. Hemen burada ya da burada bir yerde şey çıkacaktır. Diğer videolardan biri çıkacaktır. Ona da tıklayın, yorum yapın, beğenin, bir şeyler yapın işte. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Hepinize lezzetli günler dilerim.